Şimdi makinemizde önce Soğan, sarımsak, soğan, sarımsak ve isot isotu ve koyduk. bulgur. Yaklaşık 1 kilo bulgurumuz var. Osman Bey de İstanbul'dan makinemizi çiğ köfte için denemek için geldi. Yapıyorum. Dipte kalanlar da varsa onları da karıştırsın onu. Dengeli şekilde karıştırsın yani. Ekliyoruz abi suyu istersen veya salçasını, suyunu nasıl diyorsan. Şimdi onu mu ver? Ben onu da alayım. Tamam. Salçamızı ekliyoruz. Hepsini ekliyor. Salça ne kadar abi? Şu an sen de kullandın. Ya işte yarım. Yarım. Baharatını ekleyeceğim. Kaşığın da tam dibi. Gidecek diye korkuyorum. Şu an baharatlarımız eklendi. Sizin sodalarınıza katalım istersen. Efendim? Sodalarınıza katalım istersiniz. Biraz şeyi nasıl? Bilmiyorum. Ha şeyi kıvam... Islaklığı dedim. Onu bunu katalım ondan sonra bakalım nasıl kıvamını öyle yapalım. Yapalım. Daha iyi. Daha iyi. Nasılsa şeyimiz yok. Çünkü biz nar eşkisi, soğanın suyu falan onlar da etken oldu.
Bunu katabiliriz. Yani buna çok şey yapmıyoruz. Hani yoğururken çok su vermek doğru olmuyor. Evet. Burada çok şey oluyor, vırç oluyor. Evet, evet biliyorum. Dengesini ona göre ayarlamak gerekiyor. Biz şimdi sizin şu formülasyonunuza göre nar eşkilerinizin haricinde bir tane soda koymuş olalım. O da size formül olsun. Çünkü bu dinlenme esnasında da söylemeyecek. Yani hazır. Şuradan. Evet, sonra sonuç nasıl? Sonuç güzel abi, çok harika. Tam istediğim gibi, düşündüğüm gibi. Tane tane. Kesinlikle sarılı kıvamın gibi değil. Bulgular ağza geliyor. Makinamızda çekimimizi tamamladık. Servise hazır. İç yüzeyini yağlamaya bile gerek kalmadı yağını koyduğumuz için ama yani şöyle bir yüzeyi yağ sürebiliriz. Çapraz bıçaklar. Daha parlak olsun diyorsun. Yani tezgahta genelde bize söylenen şey o. Şu dışı kurur diyorlar. Bunu yağlıyorlarmış, streç çekiyorlarmış ustalar. Anladım. O kurumayı engelliyormuş. Anladım.